Merhaba sevgili yarışseverler. 22 Ekim Perşembe Kocaeli yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Her zaman olduğu gibi elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. 10 koşulu kalabalık bir programla yine karşınızdayım. İkinci altılı ganyanı elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. Aynı zamanda 7'li plasede de şanslı olabilecek isimleri anlatacağım değerli dostlar. Güzel koşular var. Bildiğiniz üzere bugün İstanbul'da yarış heyecanı vardı. İstanbul'da hepimiz gazi olduk diyebiliriz sevgili dostlar. Yani bir nevi çarpıldık. Aslında işin özü budur. Zaman zaman altılı ganyan mantığın dışına çıkar. O zaman da hisler konuşur sevgili dostlar. Hepiniz yazmışsınızdır. Buradaki koşan atlardan birçoğunu belki de kuponunuza yazmışsınızdır. Çok insan tanırım öyle, ben bunu tek tutuyorum diyen, ama öyle kupona yazmaya gelince kolay olmuyor sevgili dostlar. İstanbul yarışları da gerçekten bugün ikinci altılı ganyan özellikle çok değişik isimlerin kazandığı bir gün oldu ki. Subike gelseydi beşli ganyanı bulacaktık ama birçok dostum da şanslı olacaktı, ama Subike'den de kaybedince alternatif diğer tekimiz Kadir İmhan'da hiç koşmayınca adeta çarpıldık İstanbul yarışlarında sevgili dostlar. Zaman zaman böyle oyunlar olur, ya çok büyük oynayanlar bulur ya da çok küçük heyecanını hissine katanlar bu altılıyı bulurlar sevgili dostlar. Herhalde 200 bin lira civarı verdi altılı ganyan. Kazanan zaten sayılı kişiler. Tebrik ediyorum. Güzel kurgu, güzel hislerle bugün buldular. Onlar tadını çıkaracaklar. İnşallah bize de en kısa zamanda böyle büyük bir hisler gelir. Genelde ben bildiğiniz üzere önce mantığı çalıştırıyorum. Sonra mantığım bittiği yerde hislerimle kuponlarımı dolduruyorum. Onun doğrultusunda denk geldi mi kazanıyoruz. Gelmedi mi de heyecanı yaşayıp günü noktalayıp yeni güne adım atıyoruz sevgili dostlar. Böylece İstanbul yarışları tamamlandı. Kocaeli yarışları var. 10 koşu, 5. koşuyla birlikte yine altılı ganyan heyecanı başlayacak. Detaylı yorumlayayım. Sizler de inandığınız isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Geçmişte Kocaeli yarışlarında önerdiğim birçok isim bugün biraz geri planda kaldı, ama notları alanlar o isimlere dikkat etsinler. Bugün çok iyi koşabilir onlar da. Ben ilk şanslı ismi, her zaman olduğu gibi bana göre ilk şanslı ismi sizlerle paylaşacağım. Dördüncü koşuyla birlikte 7'li plase heyecanı başlayacak Kocaeli Hipodromu'nda. Hava bugün güzeldi. İnşallah yarın da güzel olur da şöyle keyifli bir yarış izleriz sevgili dostlar. 3 numaralı Mavi Kılıç Kocaeli'ni çok sevdi. Anlatmaya gerek yok. Son yarışında Bjornet'i takip edip etkili bir düzlük sprintiyle kazandı. Bugün de 3 numaralı Mavi Kılıç daha iyi anlaştığı binicisi Selim Kaya ile start alacak ki gidişatta lehine görünen 3 numaralı Mavi Kılıç birinciliğin güçlü adayıdır. En azından ilk 2'den düşmeyecek gibi duruyor, ama zaman zaman çok kazanan isimler birden boşlarlar sevgili dostlar. O form sıçraması bir anda terse döner. Eğer Mavi Kılıç öyle bir gün yakalanırsa diye siz 7'li plaseye bir isim daha çarpı atın diye düşünüyorum, ama yoksa zaten Mavi Kılıç bu gruptan üstün olduğu koştuğu yarışlarda gösterdi sevgili dostlar. Geldik 5. koşu. 3 yaşlı Arapların Maiden mücadelesini izleyeceğiz. Birçok isme gittim geldim değerli dostlar. Şöyle detaylıca anlatacağım sizlere. Editör geçen yarış Kocaeli'de koştu, ön tarafta gitti biliyorsunuz. Dalgalı Yele ön tarafın atı. Söğütlü, Sevilayım, Dilcan ön tarafa gitmek isteyen isimler ki Bay Çeşmeli ile birlikte. Arkada saklanacak sayılı isimler var. Geçtiğimiz yarış Bursa'da bugünkü jockey Kürşat'tı herhalde. Kürşat Yılmaz'la start alan, o gün çok dışarıları dolanan, adaptasyonda sıkıntı yaşayan, bugün Kocaeli'ne ilk kez gelecek olan, kuvvetli bir anne hattına sahip olan, eşkal olarak da sağlıklı görünen 5 numaralı Gürdoğru sevgili dostlar. Onur Türkiye'nin sahibi olduğu 5 numaralı Gürdoğru bugün ilk kez Kocaeli'ne geliyor ki yarışa baktığınızda dediğim gibi eğer yarış sürete çıkarsa 5 numaralı Gürdoğru altılı ganyanın ilk ayağında aprantisiyle şanslı olabilecek isim olabilir ki aprantisi onu tanıdı. Bakalım neler yapacak 5 numaralı Gürdoğru sevgili dostlar. İnandığınız isim varsa mutlaka kuponlarınıza yazabilirsiniz. Geldik günün 6. koşusu. 6. koşu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 3 şart mücadelesini izleyeceğiz. 10 tane İngiliz atı katılacak sevgili dostlar. Bir tane özel bir isim var.
Hem kalite olarak hem de güç olarak bunlardan çok farklı. Gücünü sahaya koyarsa kolay da kazanabilir. Arka tarafı otoban bile yapabilir. 3 numaralı Farilyalı, anne attı Lady Wolf'ten Keep Shining'e gider ki o atı biliyorsunuz Fiero Mio'lar, Finesler çok değişik bir attır. Keep Shining, o yüzden 3 numaralı Farilyalı bugün ilk kez Kabakum piste çıkacak. El değiştirdikten sonra pandemi dönemi gördüğü yarışlar sonrası daha iyi duruma gelen ama bir türlü ritmi bulamayan, erken Kocaeli'ye gelen, yeni sahiplerinde bu pistte çalışan 3 numaralı Farilyalı iyi de hazırlıklara sahip. Gidişatta da çok arkalarda beklemeyeceğini düşünüp etkili bir düzlük sprinti yapmasını beklediğim Murat Gündüzeli ile de yanlış hatırlamıyorsam ilk kez start alacak olan 3 numaralı Farilyalı erken geldiği pistte rakiplerinden de erken foto yönde geçmeye yakındır diye düşünüyorum. Ufak start problemi zaman zaman oluyor ama bugün yani 3 boy bile kalsa ben yine kalitesini konuşturacağını düşünüyorum. 3 numaralı Farilyan'ın günün ikinci ayağında, altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 6. koşuda değerli dostlar. Geldik 7. koşu. Güzel bir koşu daha izleyeceğiz. 7. koşuda ben de sizlere cazip bir isim önereceğim. Kendi inandığınız favori veya takip isimlerinizi mutlaka yazabilirsiniz. 5 numaralı Dutu Beat, annesi İpek Aybil Tek Yıldız yavrusu ki bugün ilk kez Kabakum piste gelecek. Son 3 yarışında düzlüğe kadar kolay aksiyonlarla gelen, bir türlü arttıramayan, bugün ilk kez Furkan Yüksel'le ilk kez de Kabakum piste start alacak olan, her ne kadar Dutu Free yavrusu olsa da ben bugün anne hattının kalitesini sahaya koyacağını düşündüğüm 5 numaralı Dutu Beauty. Yine baktığınızda Bay Alves, Olivia, Lucky Rock, Run for Masal, Steamcast, Small Flight. Ön tarafın isimleri, bu kadar isim varken de bize saklanacak bir isim lazım. Hemen peşlerine yatıp etkili bir düzlük yarışı bekledim ki formda binicisi Furkan Yüksel'le start alacak olan 5 numaralı Dutu Beauty bana göre en şanslı isim olacaktır Kocaeli'nde sevgili dostlar 3. ayakta. Geldik 8. koşu. 3 yaşlı Arapların maiden mücadelesini izleyeceğiz. Arap atlarının mücadelesinde çok güçlü kanatları var. Dikkat edin onlara. Çok da zamanında oynadığımız bir isimdi 2 yarışında ama bugün ona şans vermeyeceğim. Geri plana attım onu. İlk şansı 2 numaralı Cihan Pehlivan'ına verdim. Babasının kopyası 2 numaralı Civan Pehlivan'ı. Baktığınızda aynı abisi Energin gibi İstanbul'da yarış yaşamına başlayıp İki kez start alıp onun gibi üçüncü startında Kocaeli'ne gelen, tesadüflere zaman zaman inanırım sevgili dostlar. Energin de aynı iki start İstanbul ardından Kocaeli'ne gelip Kumpis'te kazanmıştı. Bugün Civan Pehlivan'ı da aynı abisinin yaptığı gibi iki İstanbul yarışı sonrası geldiği Kaba Kumpis'te ilk startında babasına, Tamer'in oğluna selam çakıp bu koşuyu kazanmaya yakın isim olabilir ki Daniel'in bindiği yarışta ilk yarışında aksiyonları daha sağlıklıydı. Son yarışına da aldanmayın Totosuna gayet iyiydi sevgili dostlar 2 numaralı Civan Pehlivanı. Geldik 9. koşu 15 handikap 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde ise birkaç isme gidebilirsiniz bu yarışta da. Yarış gidişatı çok önemli. O yüzden ben yarışı bir yerden sonra biraz süratlendirdim sevgili dostlar. O sebeple de şansı, ilk şansı 3 numaralı My Little Night'a verdim ki ilk kez Mustafa Sicek'le start alacak olan, Kurtele kürsüsünden çıktıktan sonra el değişip bir tane yarış gören, hatta pandemi sonrası 6 ay ara sonra 2 tane yarış gören, ikisinde sağlıklı koşan 3 numaralı My Little Night son yarışında düzlüğe çok kolay çıktı, bariyere girdi, arttıramadı. Bugün Mustafa Çiçek'le en dışa çıkması halinde çok kuvvetli gelecek olan 3 numaralı My Little Night bu koşuyu kazanmaya yakın isim olabilir. İnandığınız isimlere mutlaka yer verebilirsiniz. Geldik son koşu kapanış mücadelesi. Burada da cazip bir isim önereceğim sizlere. Sizler favori ve kendi inandığınız isimleri yazabilirsiniz. O da 16 numaralı Bankız. Son iki yarışını bugünkü jockey Metin Amedi ile start alan ki pandemi sonrası el değiştirdikten sonra iki yarış görüp iki ay ara verip tekrar yarışlar gören, son iki yarışında kıpırdayan, bugün de birbirini geçip geçemeyen atlar arasında kalan, çok da uygun kiloyla start alacak olan 16 numaralı Bankız, yetenekli kısrak. Bugün kısraklığını konuşturup son koşuda son ayakları seven jokey Metin Amedi ile kapanışı yapabilir değerli dostlar. Her zaman olduğu gibi Kocaeli yarışlarında elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Sizler de yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydıyla altılı ganyan kuponlarınızı kurmak isterseniz 0553 425 59 30. Doğru gidişatta kazanan yarış günleri VIP ailesi olacaktır.
İnşallah hepimiz için hayırlı bir Kocaeli yarışları olur. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. İnşallah şans yanımızda olur. Yazdığımızda ganyan olur. Hepimiz için de güzel bir Kocaeli akşamı olur. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.